Ezilmenin içerisinde şiddet de var aslında. Tabii. Hamileyken ne yaşadın sen? Böyle belli başlı bir konu yok. Fakat bir hakaret sonucu. Benim de sinirlenip o hakarete karşılık vermem sonucunda eşimin babası dövdü. Bu dövme esnasında tabii diğerleri seyirci kaldı. Benim bunu anlatmamın sebebi de aslında kimseyi kırmak, incitmek değil de yani insanlara bu kadar acımasızca itip kalkmak doğru değil. Kimseyi kırmadım, incitmedim ama çok kırıldım, incindim. Çok irdelendim, çok yerildim. Yani sevilmedim. Kızlar tarafından sevilmedim. Kızlar sevmeyince de büyüklere yansıdı. Büyüklere yansıyınca da benim tabii hayatım daha da zorlaşmaya başladı. Çünkü başta çok seviliyordum. Eşimin babası tarafından özellikle çok seviliyordum. Bu sevgi diğerlerini bana karşı düşman etmeye yettiğini düşünüyorum. Eşin çok anlamıyor senin bu kadar çok psikolojik ya da fiziksel şiddet yaşadığını. Çünkü söyleyemiyorum. Sen de anlatamıyorsun. Çünkü ailesini eşime atıyormuşum gibi gözükeceğim diye hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama yine o aileden bir kadın eşine diyor ki dövülmeden kadın olmaz. Evet. Bu ne demek? Yani ben de bunu orada öğrendim. Dayak yemezse kadın olmaz. Yani kadın olmanın anlamı ne olduğunu da bilmiyorum hani. Neden dövülünce kadın olacak, dövülmeyince olamayacak? Orayı ben de aslında öğrenmiş değilim. Hani acaba hiçbir şeye baş kaldırmasın, hiç sesi çıkmasın, zamanında ezip ezmek mi artık? Ben öyle düşünüyorum. Hani zamanında ez ki ileride hiçbir konuşma hakkı olmasın, korkudan ses çıkaramasın. Kadının değersiz olduğu toplumda erkek nasıl değerli olacak? Annesine, kız kardeşine, sevgilisine, eşine değer vermeyen adam, böyle dayak, şiddet vurgularıyla ya da değersizlik vurgularıyla büyüyen bir adam hayatın içerisinde kendine nasıl değer verecek? Çünkü bir kadını sevmeyi bilmeyen bir erkeğin kendini ne kadar sevebileceğinden şüpheliyiz. Evet. Bir de şey var ki hani eşinle yan yana gelemiyorsun, ayıp. Eşinle yan yana oturamıyorsun, ayıp. Çocuğunu sevemiyorsun, ayıp. Çocuğu doyuramıyorsun, ayıp. Yani senin kendi bir hayatın yok. Kim sana komut verecek? Sen ona göre de yapacaksın. Evladının acıktığında doyuramıyorsun. İzin geleceksin. Önce, sonra sen doyuracaksın. Ya da çocuğun altını değiştireceksin. Önce izin gelecek, sonra çocuğumun altını değiştireceğim. Bunlar beni bir önceki çektiklerinden daha çok üzmeye başladı. Çünkü evladım benim canım. İlk doğan oğlum. O benim canım. Onun acıları benim hep içimde. İstediğim zaman sevemedim. İstediğim zaman doyuramadım. İstediğim zaman altını değiştiremedim. Hep içimde kaldı, hep içimde kaldı. En çok üzüldüğüm, en acı çektiğim yer burası. Engelleniyordun çocuğuna bakım vermekle ilgili. Yani yaptığın bir iş varsa o iş bitmeden o çocuğun altı değişmeyecek. Ama bu bir anne için inanılmaz yaralayıcı, inanılmaz parçalıyor. İçini paramparça oluyor ama o çocuğa gidemiyorsun. Seni de, bebeği de cezalandırmak var. Evet. Neyin cezasıysa. Onu hiç ben de anlamış değilim aslında. Bir yerde artık eşinin yanına ulaştığın bir dönem başlıyor aslında. Evet, maalesef çok zor bir buluşma. Çünkü 2,5 yılım ailesinin yanında geçti. 2,5 yıldan sonra artık eşim götürmek istediğini söyledi. Zor da olsa artık o evden çıktık. Siz galiba orada tanıştınız gerçek anlamda. Evet, orada o kadar tanıştık. Zaman yani sonra. 2,5-3 yılım gitti. Bana kalan geri zamanda tanımaya çalıştım. Ama tanıyamadım maalesef çünkü çok kısa geldi. 6 yıla sığdırmak zorunda kaldım. Tabii o benim çektiklerimi şey yapmaya da çalıştım. Artık eşime anlatmaya başladım. Hani o içimde birikti ya. Artık bunu dışa vurmaya başladım. Tabii sıkıntılar da oldu. Zaman zaman anladığı da oldu. Anlayamadığı da oldu. Bir müddet de böyle geçti. Tabii gene de yani benim istediğim topluma aileler evlenmesin ya. Aileler evlenmesin.
iki kişi evlensin. Belli başlı hayatımıza yerleşmiş böyle bilgiler var ya. Evet. Evlenmesine, boşanmasına nasıl davranacağına karar veriliyor çiftlerin, aileler evet, tarafından. Evet, evet. Erkeğin annesi, kadının babası, kardeşi vesaire evin içerisinde gölgeler gibi kalıyorlar aslında. Evet. O evliliğin üzerine o kadar gölge çökerse, o evlilikte iki kişi kendi ilişkisini yaşayamaz ki. Yaşayamıyor, evet. Rabia, sen geçeni cinayetle kaybettin, kan davası başlığı altında. Ama tanıdığım kadarıyla o zamanlar içerisinde sevdim de diyorsun. Neyi sevdim? Beni sevmesini sevdim galiba. Yani kimse sevmedi açıkçası. O sevdiğini düşünüyorum. Düşünmekle de değil, eminim. Yani hayatımda ilk defa sevgi gördüm. Yani ben de tabii zamanla sevmeye başladım. Başlarda bilgisiz bir evlilikti ya. Önce bir nefret gösterdim. Sonra alışmaya başladım. Çünkü bizim yaşantımıza göre de erkeklerle hiç sohbet etmemiş bir insan ya da hiç erkek arkadaşı olmamış bir insanın bir anda biriyle evlenip onunla yaşaması, o her anı paylaşması çok garip bir şey. Alışılması çok zor bir şey. Gözünü açıp onu gördün, başka kimse yok. Sığınacağın tek insan o. Ne kadar ailesini zaman zaman dinlemiş olsa da, beni kırmış olsa da, sığınacağım tek yer en azından anlayabiliyor.